Merhaba tatlı ay çiçekleri. Umarım iyisinizdir. Sizi güncelleyeyim dedim çünkü galiba hemen hemen 2 hafta oldu. Son 2 hafta oldu galiba son güncellemede. 2 haftada da 2 kere hastaneye gittim. Böyle biraz haberlerimi vermek istedim. Köpekler avlıyor. Biraz en son dün gittim hastaneye. Ama şuradan başlayayım. Alçıları çıkardılar. Buradaki bu kolum zaten kırıktı ama bunun alçısını dün çıkardılar. Ve ilginç bir şekilde bunun şeyini çekmediler röntgenine. Ama hala yani şu tarafı şöyle kırık olan tarafı hala ağrıyor ve biraz şiş. İşte hastanelerde biliyorsunuz biraz yoğun falan olduğu için belki bilmiyorum. Bir daha gittiğimde ayın 14'üne bir randevu daha verdiler. Bir daha gittiğimde yine de röntgen isteyeceğim. Çünkü bayağı dün geceden beri bayağı sızlıyor böyle kemik kırık olan tarafı, şiş tarafı. Onun dışında en ağır yaralı olan koluma gelelim. Şu an inanılmaz acıyor, inanılmaz ağrı kesici aldım ama ona rağmen acıyor. Sabah böyle birkaç ağlama krizi yaşadım çünkü ağrıdan yani. Yoksa şükretmeye devam ediyorum ama böyle ağrıların yoğun olduğu zamanlarda biraz böyle şey yani ağrının içinden çıkmak zor oluyor. Buna da şimdi anlatayım size. Zaten şu elim gördüğünüz gibi böyle yamuk duruyor. Böyle elimin şu kolunu şöyle çevirdiğinde şunun. Bu el böyle bayağı böyle bir dönük. Öyle işte onun ağrısı da var galiba. Ama hani son gördüğünüzde işte alçında burada 2 tane büyük böyle demir vardı. İkişer ikişer giriyordu. Kolumun içinde şurada bir tel, burada bir tel, şuradan da bir tel. Hala o 2 tel duruyor. Şuradan bir tel kemiğinde böyle içinde. Buradan da bir tel var böyle kancası duruyor böyle içinde. Yandaki teli çıkardılar ve şu demirleri çıkardılar dün. Ve uyuşturmadan çıkardılar. İnanılmaz inanılmaz acıdı. Belki onun hala sızlaması da devam ediyor olabilir. Sonra da işte alçıyı çıkartıp böyle pansuman yaptılar. Çünkü doktor şey dedi, o hareketsizlikten biraz kemiğim erimeye başlamış. Ki normal bir şey dedi. Onun için artık çıkartıp böyle şey 14'üne kadar ki bu elle yapamıyorum onu. Şöyle ve şöyle şöyle yapmam lazım günde 15-20 dakika. Ama gördüğünüz gibi avucumu şey yapamıyorum. Bir de şu elimi şunu oynatamıyorum. Böyle herhalde ters döndüğü için de olabilir. Bilmiyorum. Yani şimdilik böyle. O şeyler işte o açık yaralar, kemiğim falan. Birçok şey hala nereler bilmiyorum ama elimin her tarafı parmaklarım hala karıncalı ve çok böyle uçları çok böyle acıyor. Bazen böyle demir batıyor gibi acıyor. Yani ben şey düşünüyordum o demirler falan çıkınca daha rahatlarım ama aslında şu anki dünden beri acım çok daha fazla oldu. Biraz katlandı. Hani şeyin altının olmamasına rağmen. Ve tabii ki şey dedi hani bu ayın 14'ünde randevum var işte 16 gün sonra. Bugün ayın 28'iyiz. Eylül. Şey dedi, çok çok dikkat etmem lazım. Çünkü o kemiklerin bazı yerleri büyük kemikler kaynamış. Arada şimdi kemikler arasında da kırıklar var. Aradaki bir kemik hala işte o teller onu tutuyor. Onu işte biraz parmaklarımı oynatarak falan o kasları güçlendirip onu şey yapmamız gerekiyor. Sağlam almamız gerekiyormuş. Sonra onun dışında yine antibiyotik verdi ve ağrı kesiciyi böyle son günler bırakmıştım. Ama tabii bu şeyler çıkınca dün yine başladım. Çünkü gerçekten dayanılmaz bir şekilde acıyor ve ağrıyor. Ama o işte ağrı kesici ve antibiyotik beni anında dün akşam almaya başladığımdan beri böyle hasta ve halsiz yaptı. Gece böyle terli uyanıyorum, başım dönüyor, ayakta çok duramıyorum. Şimdi ikinci dalgayı yaşıyorum böyle. Öyle yani biraz sabretmeye çalışıyorum. Bir bakalım 16 gün sonra 16-17 gün sonra belki eğer her şey iyi giderse bu teller de çıkacak. Yavaş yavaş inşallah şey yapacağım ama güzel haber
İki hafta önce cuma gitmiştik. İlk gittiğimde daha bir şey yapmamıştı. Doktor tekrar röntgen çekip baktı. Kemikler çok hızlı kaynamaya başlamış. Şimdi gittiğimizde de hani otel demirleri çıkartmaların nedeni de oydu. Hani güzel haber, kemikler çabuk kaynıyor. Biraz sancısı geçiyor ama çabuk kaynamışlar. Kaynıyorlar işte, küçük bir tane şey kalmış. Tek bundan yani doktor bir üst tarafına dokundu. Üst tarafı acımıyordu. Çıkartalım dedi ama röntgenini çekmedi. Hani bunun yani bir tabii ki onlar daha iyi biliyordur ama yine de bu alt tarafı falan çok acıyor hala kemiğim. Böyle bir belki bir daha gittiğimde bu biraz zorlarım doktoru, bunun bir röntgenini de lütfen çeker misiniz diye. Öyle tatlı ayçiçekleri, benim haberlerim biraz sıkıcı olabilir. Böyle teknik haberler, kemiklerimle, şeylerle ilgili. Onun dışında işte enerjim biraz daha iyiydi son günler ama şimdi böyle işte dünden beri bu antibiyotikleri, şeyleri aldığımdan beri böyle, hatta şu an böyle derim yanıyor gibi hissediyorum, böyle biraz halsizim. Enerjim yine düştü. Böyle ondan önce işte bir iki kere deniz kenarına falan gitmiştik, çok iyi gelmişti ama mesela bugün yataktan kalkacak halim yok. Böyle mide bulantısı, işte her yerim sıcak, ayağa kalktığımda böyle başım dönüyor, hani böyle fenalık geçiriyorum gibi oluyor. Antibiyotikler bende çok böyle bedenim çok kabul etmiyor maalesef. Böyle şey yapıyor. Çok güçlü bir etkileri oluyor bende. Öyle. Onun dışında yediklerime dikkat ediyorum. Vitaminler gereken vitaminleri, mineralleri alıyorum. Gereken yani çok iyi bir şekilde beslenmeye çalışıyorum ama galiba bu ağrılar ve ilaçlar biraz beni şey olarak zayıflattı. Biraz kilo kaybettim. Ama olsun, onu da toparlarım. Öyle çok aşırı olduğunu zannetmiyorum, bilmiyorum, tartılmadım. Sonra annem hala burada. Çok tatlı. Hatta şu an yanımda meditasyon yapıyor. Böyle. Ama şey dedi, sorun değil dedi, videonu yapabilirsin. Annem burada. O da gelecek hafta gidecek. Gitmesi gerekiyor maalesef. Onun da şey, Fransa'da işte işleri var. Sonra Sita tatlı kızım da aşağıda şimdi. O da gerçekten ikisi de bana çok yardımcı oluyorlar. İyi ki varlar. Benim meleklerim, koruyucu meleklerim. Sonra bütün güzel dostlarımız, etrafımızdaki arkadaşlarımız, onlara da çok çok teşekkür ediyorum buradan. Hepiniz birer meleksiniz. Benim koruyucu meleğim oldunuz bugünlerde. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bütün güzel yorumlarınız, güzel dilekleriniz, dualarınız için. Beni merak edip yazanlara işte güncel video istiyoruz, bu kadar zaman geçti diye. Gerçekten kalbimi ısıtıyorsunuz. Ondan önce yapamadığım için kusura bakmayın böyle, çünkü gerçekten zor oluyor. Ben şey düşünüyordum, hani bu süreçte bir sürü videolar yaparım, bir şeyler, sorulara cevap veririm falan diye düşünüyordum ama gerçekten o ağrılar olunca insanın çok gücü olmuyor. Çok zor oluyor. Enerji bulmak ve zihinsel enerjiyi bulmak biraz zor oluyor. Ama biliyorum ki az kaldı. Yani güzel haber, ağrıların da olması aslında bedenin iyileşmesi demek. Onun için her geçen gün daha iyi gidiyorum, iyileşiyorum. Ve sabırsızlıkla ağrısız, hafif, özgür, sağlıkla özgür günleri bekliyorum. Sizler için güzel videolar yapmayı gerçekten iple çekiyorum. Öyle tatlı ayçiçekleri. Şimdilik bu kadar. Köpekler dışarıda, onlar da isyan çekiyor herhalde. Biraz onlarla oynamamı falan istiyorlar ama az kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Muah.